2013 yılı 19 Nisan tarihinde Bahçeli'ye geldim. Sayın Ahmet Refik Müftüoğlu'nun evinde misafir kaldım. Şu an sabah vaktinde güneş yok. Hafifçe bir yağmur yağıyor. Ağaçlar çiçekler açmış. Bu güzel ortamda Ahmet Bey'i dinliyorum. Evet, Ahmet Bey buyurun. Sayın hocam, öncelikle Müftü'yü idam ettiler kitabını yazdığınızdan dolayı Müftü İsmail Hakkı Efendi ve kardeşi Yusuf Efendi'nin ailesi adına teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever hocam bu kitap için çok büyük gayretler sarf etti. Yıl 2012 yılıydı. 17 Aralık'ta tabii bizleri kırmayarak kendisi geldi ve bahçede biz Müftü Efendi'yi andık. Ve Cezmi hocam konferans verdi. Bu konferansın sonunda hocamı acizane evimizde o akşam misafir ettik. Sayın hocam dedim. Bu akşam bahçe merkezinde bulunan Ağacabey Camii'ne gidelim mi? Yani yatsı namazını orada kılalım mı? Tabii dedi Ahmet Bey, gidelim. Hemen gittik. Yatsı namazını orada kıldık. Tabii yatsı namazı akabinde caminin içerisinde bahçe müftümüz Necati Şafak Bey de vardı. Cezmi Yurtsever hocam bunu daha önce tabii kendisi kafasından müftüyü yazacağına dair, Müftü Efendi'nin hayatını yazacağına dair karar almış ve orada Müftü Efendi'ye şunu söyledi. Sayın müftüm dedi, ben müftünün kitabını yazsam destek olur musunuz? Müftü Efendi de orada dedi ki tabii olurum dedi. Sayın hocam tabii olurum. Ve o arada bu karar ortaya çıktı. Caminin içerisinde ortaya çıktı. Ve ben en çok buna vurgu yapmak istiyorum. Çok bir hayırlı karar verildi orada. Hayırlı bir karar üzerinde ittifakla o karar orada alındı. Ben bundan dolayı Cezmi hocama çok teşekkür ederim. Ve bu kitabı 3 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkardı ve bunu kendisi Osmanlı belgelerine girdi. Ayrıca yeniden çalışmalar yaptı. Büyük bir özveride bulundu ve 3 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bu kitabı yayınladı ve bizlere getirdi. Hocam ailemiz adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam.